Ve başladık. MVC'de güzel bir özellik yapalım bu stüdyoyu birazcık kurcalarken. View Image Inspector diye bir özellik eklemişler. Buna tıkladığımızda ilk önce sayfa derleniyor. Ve bir tane aynı bu Internet Explorer, Chrome gibi tarayıcıların F12'ye bastığınızda karşınıza çıkan Developer Tools gibi bir araç çıkıyor. Mesela Inspect butonuna bastığımızda gördüğünüz gibi mouse'un odaklandığı noktadaki kod direkt yakalanıyor. Bakın input mail, req mail, direkt sayfa açıldı. Login CS HTML sayfası açıldı. Buradan direkt yönlendirdi. Aynı şekilde gezdiğimizde aşağıda şu kısımda gördüğünüz kısımda HTML kodları gözüküyor. Sağ taraf programlamatik kod tarafı, sol tarafta sayfa, son kullanıcı tarafı. Yani direkt şu an sıfır problem var. Yani herhangi bir kod hatası yok. Sayfamız burada. Şurayı Internet Explorer gibi düşünün. Tarayıcı olarak düşünün. Sağ taraf kodlama kısmı, yani sizin kodlama kısımlarınız. Aşağıdaki kısım CSS'ler, katmanlar, bu CSS'lerin kodları, kimler nereye bağlanmış, ne şekilde bunları gösteriyor. Yani güzel bir özellik, rastgele kurcalarken dikkatimi çekti. Mesela bakın, footer 2 CSS HTML içinde gözüküyor bu kodlar. Direkt kendisi otomatik buluyor. Dil kısımları, bunların her birini teker teker kendi yapabiliyor. Yani bayağı güzel bir özellik. Bu MVC'de dikkatimi çekti. Klasik ASP.NET'te var mıdır yok mudur bilmiyorum ama bakalım klasik ASP.NET'te var mı? Bir tane proje açalım. Klasik ASP.NET'te varsa helal olsun. Microsoft diyoruz. Bakalım gümrük sistemi açalım benim. Sanmıyorum ama. Sağ tıklıyoruz projeye. Vay. Hakikaten var. Klasik ASP.NET'te bir işe yarıyor sanırım. Bir görelim önce. Şu an derliyor. Derleme hatası yakaladı. İlginç. Evet. Bunlar silinmiş. Bunlar yok diyor. Tamam. Kaldıralım. Başka F6'ya basalım tekrar. Hala iki tane hatamız var. Tane daha kaldı. Bir basıp şu satırdır. Evet. Bu satırı da blokladık. F6'ya basalım. Değerlesin. Bu arada Internet Explorer standartlarına uymak için şu kod bloğunu metadakların arasına, yani header tagının arasına koyun demiş. Page Inspector'ı kapatalım ve tekrar denelim. Güzel bir özellik. Hakikaten çok güzel bir özellik. Bakıyoruz şu an. Şu an sayfada hiçbir şey olmadığı için ana sayfada ki doğal. Ana sayfaya bir tane şey yapalım. Kod atalım. Bu tor atalım en basitinden. Bir buton atalım. Ctrl Alt Enter'a basıp sayfayı yenileyin demiş. Evet. Inspect. Gördüğünüz gibi sağ taraf hemen yerleşti. Bakın. Kodu direkt buldu. Peki user kontrolleri mi bulabiliyor mu? User kontrollerimizi atalım. Şunu kaydedelim tekrar. Şunu ana sayfayı buraya sürükleyip bakalım. Mesela ana sayfa UJ2. Gitti yine UJ2 olarak açtı. Onun değil. Onun değil. Deneyelim. Sayfayı yenileyelim. Ana sayfanın içinde kodlar var mı? Ana sayfanın içinde hiçbir kod yok. Atalım bir tane buton. İsmini değiştirelim. Serdar verelim. Kapatıp kaydedelim. Bunların hepsini kapatalım. Bütün sayfaları kapatalım bakalım. Hakikaten buluyor mu? Ctrl Alt Enter. Derliyor şu an. Derlenip sayfa tekrar yükleniyor. Serdar geldi. Bakıyoruz. Ana sayfa ASCX içinden direkt odakladı. Form seçtiğinde default ASPX seçti. Aşağı tarafta HTML kısımlarında gördüğünüz gibi yapabiliyor. Herhangi bir style bağlanmamış.
Katmanı görüyoruz. Katmanlar gösteriyor, padding'ler. Yapısı gözüküyor. Şu özellik çok güzel bir şey. Chrome'da gördüm ilk bunu. Buradan direkt değiştirip oynayabiliyorsunuz. Mesela padding oynayalım. Left padding 0 yaptığımızda bakın. Direkt yerleşti. Çok güzel bir özellik. 2010'da bildiğim kadarıyla bu özellik yok. Hiç dikkatimi çekmedi. Bir de 2010'da bakalım. Bu arada 2010 isminin SQL Server Database olarak gözükmesi sebebi 2012'yi kurduğum için 2012'de SQL Server 2012'nin SQL Management diyor. BSD 2010 üzerine çıkıldı. Şunları bir kaldıralım. Şunları kaldıralım. Bir tane project yaratalım. Bir tane ASP.NET projesi yaratalım. .NET 4.0 ile ilgili basit bir proje olsun. Okeyleyelim. Bu arada güncellemeler var. Es geçelim. 6 dakikalık bir video oldu şu an. Bakalım bunda var mı? Evet. Bunda yok. Ayrı olarak kuruluyor mu? Extension'lara bakalım. Büyük olasılık kuruluyor. Online galeriden arattıralım. Ne olarak geçiyordu? Sağ tıkladığımızda Page Inspector. Bakalım 2010'da var mı bu? Arttırsın. Varsa güzel bir özellik. Ya da direkt Tools Extensions'tan kurulu mu değil mi bir görelim. Öyle bir şey kurmuş muyum ben? Bakıyoruz. Microsoft Web Developer Tools. Acaba bu mu? Microsoft Web Developer Tools. Bakalım. Developer arasın. Web standart update gelmiş. HTML5 desteği. İlgi alabiliyor muyuz? Web Developer Tools. Büyük olasılık bu Microsoft'un web platformunda dağıttığı bir şey bu. Evet. 2010 için destekliyor diyor. Sanmıyorum. 2010 için desteği yok gibi. PlayStation olarak arattıralım. Web SSTL 2012 video var. Şu ikisini kontrol edelim. Şimdi de şurada blokta gözükmüş. MSDN blogunu anlatıyor bakalım. Ne anlatıyor? Baktığımızda burada pek gözüken bir şey yok. Evet. Kod bloğu bu. Güzel bir özellik. Peki 2010 için desteği var mı? Hangi Visual 2012 için yazılmış bu? Peki bu Visual 2010. Web SSTL diye gözüküyor. Bakalım. Aratalım. Evet, gözüktü. Download edip kuralım.
Kurulum yapıldı, restart bekliyor. Restart edelim Visual Studio'yu. Image Optimizer. Neymiş? PHP Tools mu? Gelmiyor. Büyük olasılık 2012'de var sadece bu. Neyse, tanıtmak istedim bunu sizlere. Güzel bir özellik. Hakikaten güzel bir özellik. Bu arada Image Optimizer neymiş bakalım. Optimizer. Allah Allah. Ama şurada bir şey dikkatimi çekti. CTRL 6 Live Web Preview. Bir daha açalım. Live Web Preview gözüküyor mu? Bunu görelim. Menüsü farklı gözüküyor. Solution Explorer'a sağ tıklayıp Web Application açalım tekrar. Sağ tıklayıp Live Preview. Evet. İlk satırda gümledi ya. Değerlenmedi büyük olasılık. Kapatalım bunu. Kapat. Büyücünün tümünü kapattı. Yok böyle bir şey. Aç şunu. 2010'a tam oturmamış gibi sanırım. Rebuild yapalım. Tekrar deneyelim. Ve Live Web Preview diyelim. Evet. Ama gözüktüğü üzere özellik yok. Peki başka. Evet arkadaşlar. 2010'da gözükmüyor. 2010'da yok. Ya da biz yanlış extension ekledik. Neyse kapatalım. Kaydet. Gördüğünüz gibi güzel bir özellik aslında. Bu nedir? Interactive Window. Microsoft yapmış yine. Bende de bir dünya extension kurulu. Ama baya baya işinizi hızlandırıyor çoğu extension. Neyse güzel bir özellik. 2012 kullananlar bunu inceleyebilir. Hakikaten bundan sonra kullanırım ben bunu. Çünkü bayağı hoşuma gitti. Bu arada değişiklikleri gönder. Sunucuya. Tamam. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler.